Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Kıymetli izleyicilerimiz, bir Masum Hoca'ya sorun programından yine hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyoruz. Bugün yine birbirinden önemli, çarpıcı konularla hep beraber inşallah istişarelerle güzel neticelere varmaya çalışacağız. Bugün masamızda biliyorsunuz art arda felaketler, afetler memleketimizde şu an meydana geliyor. Bunların sebepleri üzerinde duracağız. Bu konularla alakalı bir Müslüman olarak nasıl olaya yaklaşmalıyız, bakmalıyız? Hangi çözüm yollarına başvurmalıyız? Bunları inşallah hep beraber konuşacağız. Yine biliyorsunuz ilerleyen tarihlerde 2019'da Türkiye'de Uluslararası İslam Üniversitesi kurulma meselesi var. Bu bugün Masum Hoca Sorun Programı'nın masasında, bunu beraber görüşeceğiz. Biliyorsunuz Temmuz ayı bizim kuruluş ayımız. FMTV'nin kuruluş ayı. Geçmişte neler yaşandı, ne gibi başarılar oldu veya ne gibi eksiklikler var ve gelecekte neler yapılacak? Nasıl gelecekte bizi nasıl bir FMTV bekliyor? Bunları bugün inşallah sevgili hocamızla konuşacağız. Yine bu aralar yine biliyorsunuz sezaryen konusuyla alakalı ciddi ülkemizde sıkıntılar mevcut. Bunu da inşallah vakit bulursak bu konuyu da hep beraber değerlendireceğiz. Sizler de bu konularda bizlere istişarelerinizi sunmak isterseniz 0533 638 32 70 nolu telefon numarasından bizlere WhatsApp yoluyla veya normal mesaj yoluyla istişarelerinizi, bilgilerinizi, analizlerinizi ulaştırırsanız buradan hem okuruz hem burada programda değerlendirirsem de halkımız sizin de fikirlerinizi duymuş olur. Evet, Recep Hocam da inşallah takdimini yaptıktan sonra sevgili hocamızla programımıza devam edeceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar sevgili FMTV izleyicileri. Sizlerle birlikte olma mutluluğu yaşamaktayız. Sizler de bu güzel programa dahil olmak istiyorsanız WhatsApp yolu ve normal mesaj yoluyla 0532 526 0146 numaralı telefona sorularınızı sorabilirsiniz. Sevgili hocamıza yönlendireceğiz. Bol istifadeli bir program inşallah. Evet. Evet kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş gördük, Allah razı olsun. Rabbim tesisiniz yüksek edilsin. Elhamdülillah, gerçekten her geçen gün tesisinizi her yerde hissetmeye başladık şükürler olsun. FMTV ailesi olarak. Rabbim inşallah istikametle razı olduğu şekilde devam nasip etsin. Çok dualar alınıyor. Şükürler olsun. Çünkü ölçü Allah ve Resulü çizgisi olunca, sorulan sorularda bu çizgiler ne yapılınca, cevaplanınca, insanların ailelerine, evlerine huzur geliyor, mutluluk geliyor. Bir takım sıkıntılı olan aileler, açık ve net söylemek lazımsa, gerçekten FMTV takip ederek, elhamdülillah, oradan çareler bularak, sordukları sorulara cevaplar alarak ailedeki huzurlarını yakaladılar. Çocuklarıyla alakalı sıkıntılar olanlar, ona göre bilgilendirilmenin neticesinde hakikaten o mutluluğu yakaladılar. Çok tebrik alıyorsunuz, teşekkür alıyorsunuz elhamdülillah. Rabbim inşallah devamını tamamını nasip etsin. Çizginizi bozdurmasın inşallah. Razı olduğu şekilde yürümeyi nasip etsin. O yüzden o aileler adına da FMTV ailesine, ekibine, bütün kadrosuna teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Rabbim inşallah her birinize dünya ahiret mutluluğu nasip etsin inşallah. Çünkü büyük bir hizmet. İnsanlara normal şartlarda biliyorsunuz ayaklarına gitmek lazım. Mesela Emr bil Maruf grubu Tokat'tan gelmişler. Tokat Erbağ'dan gelmişler. Efendi Hazretlerimize demişler ki, Efendi Hazretleri, biz emr bil maruf'a çıktık. Tokat Erbağ'da bir insan dedi ki, sakal bırak dedi kendisine. O da buyurmuş ki, eğer Mahmut Efendi gelirse buraya, sakal bırakırım demiş. Ve en netice geliyorlar, bunu Efendi Hazretlerimize söylüyorlar. Efendi Hazretlerimiz hemen hazırlanıp gidiyoruz. Hiç beklemeden, hiç bekleme yapmadan haydi gidiyoruz diyor. Ve kalkıyorlar, Tokat Erbağ'a gidiyorlar. O günkü şartlarda dikkat et. Ve en netice o gün gidiyorlar Efendi Hazretleri'ne, o Tokat Erbağ'daki o abimize, kardeşimize gidiyorlar. Orada onunla
Efendi Hazretleri işte geldiğini, zaten Efendi Hazretleri görünce bir sünnet için buraya geldiğine göre büyük bir mutluluk duyuyor. Ondan sonra sakala söz veriyor. Ama onun sayesinde Tokat'ta yüzlerce medrese açıldı. Yüzlerce kız çocuklarımız çarşafa büründüler. Hocalar yetiştirildi. Ciddi bir şekilde çalışmalar oldu yani. Hala devam ediyor yani. O yüzden dolayı hakikaten ufacık bir kıvılcımı bile Efendi Hazretimiz ne yapmış? Değerlendirmiş. Elhamdülillah. Burada anlaşılıyor ki bakın bir hareketle ne yapıyor? Tokat Erbaa'ya gidiyor. 1000 kilometre. Tabii. Gerçekten millete ayağına ulaşmamız lazım. Millete gidip anlatmamız lazımdı, bilgi vermemiz lazımdı, söylememiz lazımdı. Ama elhamdülillah FM TV sayesinde, hoca kardeşlerimizin sayesinde, Efendi Hazretimizin yine büyük himmetiyle bütün evlere girildi. Düğmesine basan ne yapıyor? Elhamdülillah ulaşmış oluyor. Bu büyük bir nimet yani. O yüzden dolayı bu insanlara bu hizmeti sunduğunuzdan dolayı bütün FM TV ailesine, ekibine. Düşünsene Allah ve Resulü çizgisinde şükürler olsun. Mevla Teala'nın razı olduğu usulde onların sorularına cevaplar veriyorsunuz. Onların sorularını yönlendiriyorsunuz. Bundan daha büyük nimet ne olur yani? O yüzden dolayı bütün FMT'yi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Rabbim gayretinizi artırsın inşallah. Sayenizi artırsın inşallah. Sayılarınızı artırsın inşallah. Böyle medya, bu şekilde medya grubunun bir tane, iki tane, beş tane değil. Çokça fazla, çokça olması gerekir. Bazıları bunu tabii başka yerlere çekmek istiyor ama bir tane, iki tane demiyorum, dikkat edin. Çokça olması gerekir. Niçin? Hakkı haykıran, hakkı bildiren, hakkı anlatan. Çünkü herkesin kendi anlatımında kendine ait bir tesiri vardır. O başka türlü tesir yapar. Öbürü başka türlü tesir yapar. Herkesin bir tesiri var. Yani. Kitlesi var. Tabii. O yüzden dolayı bu işi hakkaniyetle yürütenlerin sayısını artırmak lazım. Rabbim gayretinizi artırsın inşallah. Amin. Öncülük yaptığınızdan dolayı da sizlere inşallah hepinize teşekkür ediyorum. Amin. İnşallah bu şekilde bizden sonrakilerde inşallah güzel bir örnek olmuş oluruz. Evet, bu konuyu FMTV kuruluş yıl dönümü olması hasebiyle inşallah daha detaylı, teferruatlı konuşacağız sevgili hocam. Evvela biliyorsunuz ilk önce çok kuvvetli bir yağmur yağdı. Arkasından bir Bodrum'da deprem yaşadık ve dün de tabiri caizse taş yağdı. Taş büyüklüğünde dolu yağdı. Bugün ciddi manada kullanılan araçlara, evlere, camlara vesaire yıkılan yerler var, göçen yerler var. Alabora olan yatlar var vesaire. Böyle ciddi bir olaylar şu an Türkiye üzerinde oluyor sevgili hocam. İlla ki bunu insanlarımız belli sebeplere bağlıyorlar. Tabii ki her şeyin bir sebebi vardır. Yalnız biz bunun hakiki sebebinden bahsetmek istiyoruz. Sizce neler oluyor, neden oluyor sevgili hocam? Evvela sizlere teşekkür ediyorum. Bütün seyircilerimize selam ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Elhamdülillah Rabbimize de şükrediyoruz. Yine böyle bir programda bizi bir araya getirmiş oldu. Seyircilerimizle beraber. Şimdi olayları şöyle hakkaniyetle baktığımızda olayları zaten görürüz. 10 gün içinde 3 tane ciddi bir afet yaşandı. Ciddi afet yaşandı. Bir baktığımızda normalde yağmur rahmet olarak değerlendirilir ki rahmet olması lazım. Ama eğer cam, çerçeve, mahsul veya buna benzer şeyleri parçalıyorsa buna şimdi kalkıp da rahmet demenin ne yok bir anlamı yok. Bu tamamen ne? İkazdır. İncelediğin zaman bunu anlarsın yani. Her tarafına gerçekten ciddi bir şekilde korku salıyorsa o bulutların gelmesiyle beraber o dolunun yağmasıyla yani ben açık söylüyorum taşın diyorum ben taş diyorum. Yani. Evet. Dolu diyoruz ama baktık işte dolular nasıl taştan daha fenaydı ya. O yüzden dolayı hakikaten bunları güzel değerlendirirse insanımız, halkımız bu bir ikazdır yani. Rabbimizin bizlere bir ikazdır.
Şimdi bunu nereden bakacağız? Örnek olarak nereden alacağız? Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar sayısı belli olmayan 124 bin, 224 bin deniyor ama asıl sayısı belli olmayan peygamberler geldi. Ve bu peygamberlerin hayatları var. Ve bu peygamberlerin yapmış olduğu tebliğler karşısında, bildiriler karşısında diğer toplumların, o toplumların, kendi toplumlarının ona vermiş olduğu ifadeler var. Ve bu ifadeler yani peygamberlerin dinlemediklerinden dolayı onların başına gelen bir takım ne cezalar var, ikazlar var, kendine gelme şeyleri var. Şimdi bunları incelediğimiz zaman bir bakıyorsun ki evet o günkü sıkıntılarla, o günkü ikazla bugünkü ikazlar birbirine ne yapıyor? Benziyor. Benziyor ya. Mesela bulutlar gelir diyor mesela değil mi? Ayet-i kerimede hellandurun illa etiyehumul melek illa etiyehumul fi zulelim minel gamam. Ve bulutlar gelir diyor Mevla Teala. Dün bir baktık nasıl bir bulut geldi? Normal gündüz vakti gibi olduğu halde bir bulut geldi. Kapkaranlık oldu. Kapkaranlık. Bir anda gece oldu yani. İşte bulut geldi mi geldi. Ayet yaşanıyor işte şu anda. Ve o bulutlarla aşık artmış geldi. Herkes de bunu gördü. Evet. Kimse de engelleyebiliyor mu? Engelleyemiyor. Kimi engelleyebilir ya? Mümkün mü ya? Dün 20 dakika yağdı söyleniyor. Evet. Bir saat olsaydı kim durdurabilecekti? 2 saat olsaydı kim durdurabilecekti? 5 saat olsaydı kim durdurabilecekti? 24 saat olsaydı kim durdurabilecekti? Daha önceki Ad kavmi, Semud kavmi ne yaptılar? Kendi güçlerine güvendiler. Boylarına, postlarına, imkanlarına, kendi ifadeleriyle söylüyorum. Biz kullanmayız bu ifadeyi ama ondan ifade söylüyorum. Süper gücüz biz. Süper güç. Bize kimse karşı gelemez. Kimse bizi yok edemez diye güvendiler. Mevla Teala onlara ne gönderdi? Bir ses, seda, bir ses gönderdi uğultuyla beraber. 7 gece 8 gündüz gönderdi. Hepsi perişan oldu. Hurma ağaçları gibi, kütükleri gibi yerlerde yığıldılar. Dışarıdan bakıyorsun bir şey yok. Ama içleri çürümüş. İçleri bitmiş korkudan. Sinendet'e dün gördük işte. Karanlık bir geldi. Bulut bir geldi. Her tarafı kapladı. Hadi meydan okusana. Nasıl meydan okuyacaksın? Hadi bakalım. Kaplandı her tarafı. Devam etsin bakalım. Geçmeseydi bakalım. O yüzden dolayı bunları ikaz olarak almak lazım. Çünkü tekrar ediyorum. Rahmet olsa hepimiz mutlu olurduk. Zaten bunu konuşmaya bile gerek olmazdı. Mutlu olurduk. Elhamdülillah. Çok güzel yağmur yağdı. Çok güzel güneş çaldı. Hocam bize nebatatımız, bütün mahsulat veriyorsunuz perişan oldu. Yok oldu yani. Niye? Dayanmaz ki ona. O yüzden dolayı bizim kesinlikle bu ikazlardan anlamamız lazım. Ki Mevlamız buyuruyor. Ve yemçeskallahu bilurin felâkâ şifelehu illâhu. Allah Celle Celaluhu size bir musibet, bir bela, bir zarar vermeyi murat ettiği zaman onu kimse açamaz. Açabildi mi? Açamadı işte. Bakın, geçen salı değil, ondan önceki salı ciddi bir yağmur geldi. Sel oldu, her taraf perişan oldu işte. Ve büyük zararlar oldu yani. Peşinden deprem oldu biliyorsunuz Muğla. Ve dün akşam en netice ciddi bir şekilde hem yağmur hem de dolu şeklinde resmen taş yağmur. Şimdi ne oldu otomatikmen? 10 gün içinde 3 tane büyük bir afetle karşı karşıyayız. Eğer biz üzerinde duruyorum, burası çok önemli. Bunlara alışmaya kalkarsak afet ülkesi oluruz. Rabbim muhafaza etsin. Alışmayalım. Alıştırmayalım kendimizi. Bakın, halkımız ama buna çok elverişli alışmaya. Daha önce terör olaylarında bir tane askerimiz şehit olduğu zaman, iki askerimiz şehit olduğu zaman hep beraber içimiz yanıyor, ayağa kalkıyorduk. Ne oluyor diyorduk ya? Nasıl olur diyorduk ya? Nasıl bizim askerimiz şehit eder diyorduk ya? Ama dikkat edin, şimdi o hale geldik ki, üzerine duruyorum, açık öyle söylüyorum, içimiz yanıyor yine ama artık şehit haberleri ne olmuyor, dikkate alınmıyor gibi bir hale geldik yani. Millet haber olarak bile bakmıyor artık ya. O hale geldi iş yani. Alıştırıldık yani. Alıştırıldık. O yüzden dolayı yine o alıştırılmaya gidersek, ya hangi alıştırmaya? Bu afet
Demek ki bizim ülkemiz afet ülkesi. Bu belalar gelir, geçer, devam eder. Eğer buna devam edersek biz büyük zararlar görürüz yani. Çok büyük zararlar görürüz yani. Bunu durdurmamız lazım. Hocam biz kalkıp da Mevla Teala'nın vermiş olduğu bir ikazı, ihtarı nasıl durdurabilirizse onu da yine Mevla'dan öğrenmemiz lazım. Daha önceki ümmetler Nuh Aleyhisselam zamanında Hazreti Allah Celle Celaluhu onlara afet verdi mi? Verdi. Ne yaptı? Gökyüzüne dedi ki Mevla Teala yağmuru sal, yeryüzündeki yağmuru tut. Tut yani içine alma yağmuru yani, yeme yağmuru yani. Ne oldu? Bütün kafirler, yani gemiye binmeyenler tamamı helak oldu. Bir tane kafir kalmadı. Devam ediyoruz. Bütün peygamberlerin içine devam edebilirsiniz. Ama aynı şekilde bakın, Yunus Aleyhisselam'ın kavmi ne oldu? Yunus Aleyhisselam'ın kavmi ne yaptı? Hemen toparlandılar. Dediler ki bak Yunus aramızdan gitti. Yunus Aleyhisselam onları ikaz etti. Baktı kulak vermiyor. Bu sefer aramızdan ayrıldı. Ayrıldı yani. Baktı ki bunlar ne yapmıyor laf dinlemiyor. Azap gelecek bunlara belli. Aralarından ayrılınca. Bu sefer onlar da toplandılar. Ne yaptı? Hep beraber Allah'a müracaat ettiler. Tövbe ettiler. Boyun büktüler. Boyun bükünce de Mevla Teala onların üzerinden azabı kaldırdı. Aşikar işte. Bakın bu afetlerin, bu belaların, bu sıkıntıların. Bakın çok önemli bir şey daha söyleyeceğim size. Yine bulutlar geliyor. Bak dikkat edin. Normal böyle beyaz bulutlar geliyor. Daha önceki ümmetlerden bahsediyorum. Diyor ki ahali, halk yani. Ya bizim peygamber diyordu ki, bela gelecek, sıkıntı gelecek, şu gelecek, bu gelecek diyorlardı. Bak hiçbir şey yok. Derken o bulutlardan diyor Mevla Teala hepsine ateş çaldı, ateş çaldı. Şimdi kardeşim, Temmuz ayında, dikkat edin ya, normal şartlarda Temmuz ayı, değil mi? Herkes tarafı ne bilir? Sıcak bir ay. O ayda afet. Nasıl bir afet? Bulutlar bir geliyor, her tarafı kaplıyor ve pat 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 pat. Herkes teslim. Kimsenin yapacağı hiçbir şey yok. Gözü önünde arabası taşlanıyor. Ne yapacaksın? Dışarı çıkamıyor. Arabadan dışarı çıkamıyor. Camı kırılıyor. Aman sesi çıkıyor. Aman şu geçsin belerinde. O yüzden dolayı yani daha önceki kavimlerden ders çıkartarak, onlardan ders alarak kimler cezalara, kimlerin cezası verilmiş, kimler bu afeti durdurmuş bunlara bakarak hareket edersek Yunus Aleyhisselam'ın kavmi ne yapmıştır? Bu afeti, bu azabı durdurmuştur. Neyle? Tövbeyle durdurmuşlardır. Ötubu ilallahi cemiyane yuhel müminun leallekum tüfrun. Allah'ımız diyor. Ey müminler hep beraber ne yapın diyor Mevla Teala? Hep beraber tövbekar olun ki felaha kavuşursunuz. İşte o tövbekar olmayla beraber bu afetler ne yapar? Bu afetler durur. Yoksa Allah muhafaza etsin. Öyle bir alışkanlık haline gelirsek her hafta, bakın dikkat edin, geçen hafta da bu konulardan bahsediliyordu. Bu hafta da bu konulardan bahsediliyor. Allah muhafaza etsin. Normal şartlarda insanlarımızda da halkımızda da vardır. Ne vardır? Mesela evladın veya çalışanın veya buna benzer elin altında kimler varsa ikaz edersin. Evladım yapma dersin. Ama ikazından anlamadıysa dozunu artırırsın. Üzerine dönüyorum. Neyi artırır? Dozunu artırırsın. Eğer anlamazsa dozunu artırırsın. İşçiye de aynı şekilde. Şimdi Mevla Teala da bizlere, kullarına, kulum kendinize gelin. Kendinize gelin. Temmuz ayında böyle bir yağmur olmaz. Ama bakın size ikaz ediyorum. Böyle bir yağmur veriyorum, kendinize gelin. Deprem veriyorum, bak kendinize gelin. Bak en son yine dikkat ederseniz bu sefer dozu arttı. Hem yağmur hem de taşlanma. Bu sefer şimdi sen bu ikazdan da anlamazsak o zaman Allah muhafaza etsin. Daha büyük sıkıntıların,
Ne yapar bizi bekler? Daha büyük sıkıntılarla karşılaşırız. Daha büyük musibetler başımıza gelir. Yusibu bihi men yeşâ min ibâdih. Allah bir kullarımdan dilediğim onu ne yapar? İsabet ettiririm diyor Mevlamız. Eğer zararsa zararı karşılayamazsınız, önünü açamazsınız diyor Mevla Teala. Hayır da versem onu kimse engelleyemez diyor Mevlamız. Amenna. Bak kimse engelleyemedi işte. Hayır da veriyor, engelleyemiyor kimse. Ama musibetle verdiğinde kimse ne yapamıyor? Engelleyemiyor. O yüzden dolayı bu olayları güzel bir şekilde halk olarak ne yaparsak, üzerinde duruyorum, halk olarak gerçekten kendimize çeki düzen verirsek, tövbekar olursak, sensin ya Rabbi dersek, çoluğumuzu, çocuğumuzu, bizleri ya Rabbi rahmetinle terbiye eyle, azabınla veya ihtarlarınla, şiddetlerle değil ya Rabbi diye Mevla Teala'ya boyun bükersek, teslim olursak, laf dinlersek, o zaman ne olur? Allah'ın izniyle kazanırız. Bu halk bazında. Herkes tövbekar olacak. Hep beraber yapacağız yani. Bu iş önde, genç öncüleri olan kimler varsa, kanaat önderleri deniyor ya, bu kanaat önderleri kimlerle beraberse onları yapacak, yönlendirecek. Dün akşam biz elhamdülillah yaptık. Hep beraber tövbekar. Hep beraber tövbe edelim dedik yani. Biliyorsun evet. Mektubat'ta en cevap olan bunu. Ve bunu herkes yapacak. Hep beraber yapacağız yani. Bununla beraber, ikincisi, üzeniyorum. Cemaat basında söylüyorum. Kendi cemaatimiz olarak. Çünkü bizim cemaat, kendi cemaatimiz, Türkiye ve tüm dünyanın özüdür, özü. Yani maya. Maya bozulursa ne olur? Bütün o mayayı tutacak her şeyi ne yapar? Bozulur. Özdür yani. Çekirdektir yani. O yüzden dolayı evvela bizim camiamızda, bütün hocalarımız arasında ciddi bir şekilde birlik, beraberlik, hakiki kardeşliğe ihtiyaç var. İş buradan başlar yani. Bunu mutlaka ne yapılması bu? Yere getirilmesi lazım ki, Mevla Teala bak, iş maya, öz ne yaptı? Kendisine geldi. Ondan sonra bütün camialarda bu peşine meydana gelir. Bütün Müslümanlar arasında meydana gelir. Ve devam eder. Hükümet bazında da yapılması gereken, açık söylüyorum, mutlaka bu isyana dur dememiz lazım. Hangi isyana? Sen şimdi azabı ne çektirtiriz? Bir defa küfür. Allah muhafaza etsin. Ve Allah'a isyan. Özellikle Türkiye'mizde, dikkat edin, faiz zirve durumunda be kardeşim. Ya zirve yapmış durumda ya. Zirve yapan bir faizle sen kalkıp da bu faizi durdurmazsan, bu halkı faizden kurtarmazsan kesinlikle sen rahmeti değil azabı çekersin ya. فَاِنْ لَمْ تَفَعْلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ Allah'ımız böyle ya. Bu faiz konusunda Allah harp ilan ettiğini söylüyor ya. Harp ilan ettiğini yani. Kaçta kaç? %90'lardan bahsediyor faize buluşan insan. Yani %90'a harp ilan edilmiş durumdadır ya. Sen ne anlatıyorsun ya o zaman? Allah ve Resulü tarafından. O yüzden sıkıntı çekiliyor, dert çekiliyor, musibet çekiliyor, bela çekiliyor demektir. Bir zina arşın titremesine yani yıkılmasına sebeptir. Bir zina. Yani Türkiye'de zina konusuna baktığımızda nasıl? Her taraf kardeşim ya. Zirve yaşanıyor. Zina da zirve yaşanıyor yani. O zaman buna dur denmesi lazım. Bunun önüne geçilmesi lazım. Çünkü zinanın olduğu yerde ölümler çok olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne oluyor mu olmuyor mu hep beraber? Bununla beraber kumar ne devlet eliyle ne de halk tarafından kesinlikle ya, kumara dur denmesi lazım. Kumara teşvik edilmemesi lazım. Bugün maalesef kumara teşvik ediliyor yani insanlar. Havadan para kazanmaya teşvik ediliyor. Bunlara dur denmesi lazım. İçki ve özellikle üzerinde duruyorum. Kabul edilsin veya kabul edilmesin. Mevla Teala kıskançtır. Peygamberimiz öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeden bir tanesi kıskançlığını dile getirince ben diyor o sahabeden daha kıskancım. Efendimiz buyuruyor. Mevla benden daha kıskanç. O yüzden kulların bu şekilde çığır çıplak açılıp da
Tesettürü tamamen dışarı atıp da artık açacakları bir yer kalmayacak şekilde zirveye ulaşınca o zaman Mevla dur der mi? Mevla dur der. O yüzden dolayı mutlaka emirler yerine getirmesi lazım. Yasaklardan kaçılması lazım. Rabbimizden özür dilememiz lazım. Rabbimizden özür dilersek o zaman bak göreceksiniz ki Mevla Teala Yunus Aleyhisselam'ın kavmi nasıl ne yaptıysa azapları geri çevirdiyse, afetleri geri çevirdiyse o zaman Türkiye'miz üzerinden de bu afetleri Mevla kaldıracak inşallah. Ama düşünsenize hiç kimse bundan ikaz almazsa, fark etmez oynarsa, oynarsa aynı şekilde ben devam ederim mantığa gelirse yapmayalım. Ziyana uğrarız. Üzülürüz ya. Yani. Bakın şimdi mal kaybı oldu ama can kaybı yok. Dikkat edin ya. Evet. Yine insan seviniyor. Çok ilginç. Tabii. Bakın bu kadar mal kaybı oluyor. Can kaybı yok. Allah muhafaza etsin. Bir de can kaybı olsa. O yüzden Rabbimizin azabını çekmeyelim. İsyana devam etmeyelim. İsyanlardan vazgeçelim. O zaman da inşallah Rabbimiz rahmet eder bize muamele eder inşallah. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun hocam. Şimdi bir gerçek var ki hocam. Özellikle geçen hafta Muğla'da olan depremden sonra bir veya iki gün bir telaş yaşandı. Ege sahillerinde, Akdeniz sahillerinde. Ama bir bakıyoruz ki birkaç gün geçtikten sonra haberlerde normal herkes tekrar aynı sıkıntılara, ben saymayayım hocam siz dile getiriniz, tekrar dönüyorlar. Şimdi bu olayda da mesela haber sitelerine bugün düşen olaylara bakıyoruz ki hemen bu 1 kilo 700 gramlık bu doluları bile hemen bir isimlendirme, bir süper hücre. Evet ya bunu burayı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Bu evet her şey illa zahiriyle isimlendirilmesi. İlla var mıdır? Vardır. Ama sen şimdi kalkıp da bunu her şeyi bir şeye zahirde bir şeye bağlayıp da Mevla Teala'nın ikazını örtmeye kalkarsan, bu milleti uyandırmazsan, bu milletin kendisine gelmesini sağlamazsan, sen bu milleti Allah muhafaza etsin, Allah'tan uzak yaşatırsın, afetlere alıştırmış olursun, afetlere alıştırırsan da büyük kayıplar verdirmiş olursun. Yanlış yapmış olursun yani. Şimdi hemen bir ifade kullandılar. Ne? Süper hücre diye bir şey çıkarttılar. Gökyüzü soğuk, yeryüzü sıcak. Onun buluşmasından dolayı bilmem ne oldu falan. Ya bilimsel olarak bir şeyler ortaya koyuyorsun. Tabii ortaya koyulan şeyleri de incelemek lazım. Diğer bir başka bilimsel ilim adamı da hadi oradan diyebiliyor buna. Bak hadi oradan diyebiliyor buna. Yani evet. Ama bunlar konur mu ortaya? Konabilir. Olur mu? Olabilir. Bilimsel olarak da bunlar ne olabilir? Gayet doğal yani. Ama sen bunu ön plana koyarak kalkıp da Mevla Teala'nın ikazını ne yaparsan örtmeye kalkarsan bu millete son derece ihanet etmiş olursun. Millete gerçekten doğruyu söylememiş olursun. Hakkı hakikati söylememiş olursun. Bu milleti yanlışa yönlendirmiş olursun. Bu millet belli şeylerden belki vazgeçecek. Tövbekar olacak, afetin gelmemesini, afetin gitmesini sağlayacak, gelmemesini sağlayacak. Belki belli çalışmalarla beraber ama sen hakkı gizliyorsun. Yok süper hücre bilmem ne bahanesiyle beraber insanların kafasını karıştırarak, insanları Mevla'dan uzaklaştırarak neuzubillah bu sefer de insanlar ne yapıyor? He şundan dolayı olmuş diyerek bu sefer insan kendisine çeki düzen verme durumuna geçmiyor. Geçmeyince de bu sefer Allah muhafaza etsin. Mevla da sen ikazı anlamadın mı? Hadi bakalım bir daha. Biraz daha büyüğü. Tabii daha büyüğü. O yüzden yanlış. Ya yanlış. Bunların tek çaresi, tekrar ediyorum. Tek çaresi Rabbimize yönelmek, tövbekar olmak. Rabbim bu konuda bizlere başarılar nasip etsin. Tamam. Yoksa süper hücre ifadeleriyle milletin beynini ne yaparak? Bulandırarak, milleti başka yerlere çekerek gerçeği onlardan saklarsak bu halka gerçekten büyük ihanet etmiş oluruz yani. Rabbim kayırsın inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Geçtiğimiz çarşamba günü hocam, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İslam Üniversiteleri rektörlerine bir konuşma yaptı hocam. Ve burada da önemli açıklamalarda bulundu. İlerleyen tarihlerde dedi, Türkiye'de uluslararası İslam Üniversitesi kurulması planlanıyor dedi. Bu atılan adımı siz nasıl değerlendiriyorsunuz sevgili hocam? Şimdi tabii biliyorsunuz ilimle alakalı, bilimle alakalı Türkiye'de ne adım atılırsa mutlaka biz destekçisi olmak
Mecburiyetiniz gerçekten destekçi olunuz. Yani. Severek yani, zevke. Çünkü ilimle alakalı ne yapılırsa. Hele bu şekilde düşünülen, ciddi bir şekilde insan yetiştirme, kaliteli ilim adamları yetiştirme, kaliteli hocalar yetiştirme, kaliteli alimler yetiştirme, kaliteli gerçekten bilim adamları yetiştirme konusunda her türlü destekçi olmak lazım ve yapmak lazım. Ama ben şunu söylemek isterim. Şurası çok önemli. Bu işin bir temel tarafı var. Siz tavanı direkt yapmaya kalkarsanız tavan nerede duracak? Temelden buraya ne yapmak lazım? Yürümek lazım. Eğer siz milli eğitimde istenilen seviyede çocuklarımızı, yani daha 6 yaşında, 7 yaşında çocuklarımızı yetiştirme konusunda o ilim seviyesini, maddi manevi ilim seviyesini güçlü bir şekilde yetiştirmeye almazsanız, ondan sonra belli yaşa geldikten sonra, hadi gel bakalım dendiği zaman, zaten o seviyeyi bulamayan insan, sen o yetiştirmiş olduğun üniversitelerde veya uluslararası yapacağın bu çalışmada hangi kaliteyi vereceksin ona? Hangi kaliteyi verme durumunda olursun yani? O yüzden bu çok lazım ama evvela milli eğitimde gerçekten kökleşmiş bir şekilde %100 bir değişiklikle beraber hakikaten kaliteli bir eğitim, mükemmel bir eğitim, maddi manevi eğitim verdiği zaman zaten bu kendi kendine ne yapacak? Zaman zaman kendisi bu ihtiyacı hissettirecek. Dünya üzerinde bu şekilde bu çalışmaya gerçekten ihtiyaç olduğunu hissettirecek zaten. Ama yetişen gençler zaten bu kalitede yetiştiği için de onlarla beraber bu eğitimi verdirtmek, böyle kaliteli insanlar yetiştirmek ne olacak? Son derece kolay olacak. Ama sen temelde istenen seviyede eğitim vermezsen, Allah muhafaza etsin. Belli yaşlarda da bu gençleri başka gruplar ele almaya kalkarsa, onları kendi fikirleriyle yetiştirmeye kalkarsa, belli yaşlarda üzerine duruyorum, belli seviyeye geldikten sonra sen ona eğitim vermeye kalksan da, açık ve net söylüyorum size, o daha önce etkilenmiş olduğu insanlarla alakalı ne yapacak? Kalbi onlarda kalacağından dolayı, siz yapacağınız böyle bir üniversitede de onlar bozgunculuk yapacaklar. Ortalığı karıştıracaklar yani. Çünkü temelden yetişirken ne yapmadılar? Böyle bir üniversiteye hazırlıklı gelmediler demektir o. Hazırlık gelmeyince de bu sefer de otomatikmen orada da istenilen eğitimi alamayacaklar. Çünkü kalpler başka yerde, beyin başka yerde, bütün azalar başka yerde. Sadece seni orada dinliyor gibi olacak. Daha önce çünkü ne yapılmış bu? Başka tarafa çekilmiş. O yüzden yani mutlaka lazım ama bu işin tabanından başlayarak yapmak lazım. Tabanından başlayarak. Yani bana göre milli eğitimde yani ilkokul seviyesinden başlayarak, ortaokul, lise seviyesinde, ilk zamanki üniversite seviyesinde hep bunları ne yaparak o kaliteyi yakalayacak maddi manevi eğitimi verdirteceksin ki ondan sonra zaten böyle bir üniversiteye ihtiyaç olduğunu hep beraber ne yapacak görmüş olacağız yani. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Siz uzun yıllardır eğitimcisiniz. Medresede birçok talebe yetiştirdiniz, hoca yetiştirdiniz elhamdülillah. Benim üstünde durmak istediğim şey şu hocam. Bu özellikle de milli eğitimde de bir çığır açacağına inanıyorum ben. Özellikle bir gencin fikri, İslami, dünyevi nerede oturmaya başlar, uyanmaya başlar hocam? Şimdi normal şartlarda sevgi ufaktan başlayabiliyor. Bakın üzerinde duruyorum. Sevgi ufaktan başlayabiliyor. Kaç yaşlar hocam? Yani 6-7 yaşından da diyebilirsiniz evet. Yani sevgi ama. Yani güzel bir davranış, güzel bir ahlak, güzel bir hareket, oluşum. Ufak yaşlardan başlayabiliyor sevgi. Ama şuurlanma, gerçekten idealist, ideal olma, bir yerlere meyletme o 15, 16, 17 yaşlarında ne yapıyor? Başlamış oluyor. Artık orada başlıyor. Hele 17-18'lerde artık tamamen kendini kaptırma durumuna geçiyor. Sonra eğer normal şartlarda başka taraflara çekilmezse 19-20-20 yaşlarında artık fanatik oluyor bu. Ciddi fanatik oluyor. Oturmuş oluyor. Yani. Tabii. Şimdi siz bunu kalkıp da 25 yaşında veya 20 yaşında, 20 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında, 24 yaşında ben bunu alacağım. Ya sen alacağım diyor ama o bir defa 6-7 yaşında sevgiye başladı.
Sevgiye başladı yani. Öğretmene karşı saygısı var, sevgisi var, muhabbeti var, sevgi var yani. Eğer öğretmen ona kendisi ne yaptıysa, sevdirdiyse. Artık çocuk öğretmeni seviyor. Onun hareketleri onu ilgilendiriyor. Onun davranışı onu ilgilendiriyor. Onun idealleri onu ilgilendiriyor. Onun tavırları onu ilgilendiriyor. Onun ahlaki yapısı onu ilgilendiriyor artık. Ne? Seviyor çünkü yani. Seviyor yani. Severek ondan öğrenmeye başladı yani. Ondan sonra artık kendisini kabullendirme yaşı yani 14, 15, 16 yaşındaki o gençlikte, çocukluktan gençliğe dönme yaşında da kendini kabullendirme mantığında da işte kendisi bir şeyler bende var mantığıyla beraber almış olduğu fikirleri ortaya koymaya, sunmaya başlıyor. 17-18'de zaten biraz daha kendisini kabullendirme mantığıyla beraber yürüyor. Ondan sonra zaten 19-20'de artık eğer o işi devam ettiyse, kimin yanındaysa yani açık söylüyorum ya, kimin yanında yürüdüyse artık fanatikleşiyor. Fanatik oluyor yani. Tutamazsınız onu. Hele biraz ağzı laf yapıyorsa, gönlü laf yapıyorsa, sevgisini güzel kaptılarsa, sevgisini güzel kaptılarsa, açık ve net söylüyorum size yani. İşte hep beraber görüyoruz. Bugün hep beraber görüyoruz işte. Bugün en netice mesela emniyette belli ihanet şebekesinin yani paralel yapının emniyetteki genç kardosuna bir bakın. Kaç yaşlarında? Askerdeki durumuna bir bakın. Veya işte yetiştirmiş oldukları eğitim sistemindeki bir bakın. Göreceksiniz ki belli yaşlarda çok yaşlı olmamalarına rağmen belli yaşta ne yapılmış? Tamamen kaptırılmış durumda yani. O yüzden dolayı yani öyle 24'ten sonra, 23'ten sonra, 22'den sonra işte böyle bir yaşlardan sonra biz bunu alacağız. Getireceğiz istediğimiz yere koyacağız. Sonra ondan sonra bunları kendi istediğimiz gibi, istediğimiz şekilde de yönlendireceğiz. Böyle bir sistem olmaz. Kimse kendini kandırmasın ya. Kimse kendini kandırmasın ya. Çünkü kalıp alışmıştır yani, o vücut alışmıştır. O yüzden temelden başlayarak, ilkokul seviyesinden başlayarak, ortaokulundan, lisesinde ve üniversitesinde daha ilk zamanlarından bahsediyorum. Buradan başlayarak o şekilde istenilen seviyede kıvamında kalitede yetiştirilirse, başka taraflara ne yapılmazsa, kaptırılmazsa o zaman sen bu böyle bir yetişen insandan, çocuktan veya gençte ne yaparsın? İstifade edersin. Büyük bir alimse büyük alim yetiştirirsin. İlim adamıysa ilim adamı yetiştirsin. Bilim adamıysa bilim adamı yetiştirsin. Ne gerekiyorsa o zaman, yetiştirebilirsin. Yoksa öbür türlü. Açık söylüyorum. Belli yaşlarda, belli yerlerde, belli insanların Allah muhafaza eline düşerse, kaptırılırsa bu sefer en netice sen bunu zaten oraya kadar da götüremezsin. Götürürsen de kesinlikle yanlış yönlendirildiği için de gitmiş olduğu üniversiteyi de Allah muhafaza bozmaya kalkar. O yüzden benim kanaatim açık söylüyorum. İşi temelden başlamak lazım. Temelden bu işi mutlaka bana göre üzerine duruyorum. Şu anda eğitimdeki artık milli eğitimdeki bütün kitapların tamamıyla örfümüze üzerine duruyorum. Adetlerimize, örfümüze mutlaka uyarlı olması lazım. Ahlaki yapımıza ve aile yapımıza mutlaka uygun bir şekilde hale getirilmesi lazım. Gerçekten dinimize, Allah'ımızın emrine, peygamber ölçülerine mutlaka uyarlı hale getirilmesi lazım. Yoksa bu hale gelmediği müddetçe, bu temelden bu iş alınmadığı müddetçe, yok sen tabanda bu iş yapmayacaksın da tavanda bu iş yapacağım, böyle bir şey olmaz yani. Ve tavandan da bu işi kurmaya çalışırsanız, üzerine duruyorum tavandan, tabanı olmayan tavan tutmaz. Bunu bilmek lazım. O yüzden benim kanaatim, Efendi babamız Ali Aydar Efendi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, 7 yaşına kadar çocuklara bizi verin, 7'den sonra sizin olsunlar yani. Yani buradan ne anlaşılıyor? Buradan demek yani o yaşa kadar zaten, o ufak yaşlı çocuklar zaten ne yapıyor? Alacağını alıyor. Göreceğini görüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. 7 yaşından çocuklarınızı namaza alıştırın buyuruyor Efendimiz. Demek ki bak o yaşa kadar bir şeyleri görecek. 10 yaşa kadar Efendimiz ne yapın? Üzerinde durun diyor Efendimiz yani. Üstünde durulmamız lazım yani namaz kılmadıkları takdirde. Demek ki o yaşa kadar işte artık oturmuş oluyor. O yüzden bu işi temelden mutlaka ne yapılması lazım? Temelden bu işe yüklenilmesi lazım. Evet. Rabbim ikram etsin inşallah. Tamam. Hanefi amcamız bir mesaj atmış sevgili hocam. Hocam söylediğin tespitlerin harici bir de diyor,
Lut kavminin resmileşmesi var şu an Türkiye'de demiş. Bunun için tüm cemaatlerin bir araya gelip bir çalışma yapması gerekirken neden bana ne lazım mantığıyla hala devam ediliyor? Daha ne zaman birbirleriyle uğraşmayı bırakıp da birlikte Allah'ın istediği gibi çalışıp tebliğ ve cihadı yapacaklar? Bu konuyu biraz açarsanız iyi olur demiş. Selamünaleyküm diye de bitirmiş. Şimdi normalde bak şunu da bilmek lazım. Bu da önemli bir konu. Hanefi amcamızın söylediği gibi. Evet. Daha önceki ümmetler, bakın üzerinde duruyorum. Bir tane ağır hata yaptılar, ağır hata. Bir tane. Mesela Lut Aleyhisselam'ın kavmi biliyorsunuz, olmayacak bir hata yaptılar yani. Bir tane yani. Evet. Diğer kavmi yine bir hata. Bir hata ile beraber kendilerini cezaya çektirdiler yani. Şu anda Ümmet-i Muhammed, yani bizler de şu andaki bir bakıyorsun. Hangi hatayı arasan, şimdi mesela Lut Aleyhisselam'ın kavminin şu andaki gerçekten Türkiye ve dünya üzerindeki durumuna baktığınız zaman her tarafta resmileştirme mantığına getirmeye çalışıyoruz. Bu ahlaksızlığı ciddi bir şekilde ortaya koyma, bu ahlaksızlığı normalleştirme, bu ahlaksızlığı sanki hiçbir şey yokmuş gibi bunu millete sunma mantığına getirmeye çalışıyorlar. Görmüyor musunuz? Ki en büyük helak sebeplerinden bir tanesi. En büyük helak sebeplerinden bir tanesi yani. O yüzden dolayı yani bunların her birine ne yapılması lazım? Dur denmesi lazım. Ve Müslümanların bu konuda ciddi şekilde birlik beraberlik çatısında çalışması lazım. Mücadele vermesi lazım. Bunu normalleştiremeyiz yani. Allah hepimizi muhafaza etsin yani. Bir tane daha soru Recep Hocam alayım. Selamünaleyküm. 86 yaşındayım. Damadım ve kızım onların emrinde kalmamı istiyorlar. Çok iyiler elhamdülillah ama hep banka ile çalışıyorlar. Ben onların evinde kalabilir miyim hocam diye sormuş. Şimdi normal şartlarda onların evinde başka bir gelirleri varsa, üzerinde duruyorum, başka bir gelirleri varsa sadece faizden veya bankadan almış oldukları değil de başka bir gelirleri varsa, mesela bir yerden bir kira gelirleri vardır. Veya bir başka gelirleri vardır. Maaş gelirleri vardır. Şu vardır veya kendi maaşı vardır. Ondan dolayı oradan istifade ederek, oradan geldiğini düşünerek kalmasında sıkıntı olmaz. Evet. Ama bu eve faizden başka, haramdan başka bir şey ne yapmıyor? Girmiyor. Ne yersen, ne içersen, ne tutarsan hep Allah muhafazası neyi? Faiz bulaşıyor. Haram bulaşıyor. Evet. Öyleyse o zaman uzak durmak lazım. Ama yok, bu evde yine ne var? Helal lokmalar, helal paralar giriyor ise o zaman o helal paralar niyetle beraber kalmasında bir sıkıntı olmaz. Allah muhafaza etsin. Şimdi ne hale geldiğimizi görüyor musunuz ya? Bu da çok önemli. Bakın neler soruluyor artık yani. Niye? Tabii. Niçin? Ya işte bu insanlar faizden kurtulamadığı için. Yani Türkiye'de faizsiz sistem var. Ya bu faizli sistemi faizsiz sisteme çevirebilir miyiz ya? Bunu halka güzel anlattığımız zaman bugün Türkiye'de faiz sisteminde yürüyen ne var? Belli kurumlar var. Devletin de kurumları. Tabii. Devletin de var yani. Demek ki faizsiz de bu ne oluyor? Bu işler olabiliyor. O zaman bunu faizsiz sisteme çevir ya. Faiz sisteme çevirmiş olsa şu sorular hiçbir tanesi gelmeyecek ya. Herkes birbirine ne yapıyor? Bak Allah muhafaza etsin. Ya evinde gitsem, onun evine gitsem, onun evinde yemek yiyebilir miyim? Yesem yemek ne olur? Şöyle olur mu? Onun ekmeğine haram karışmış durumda. Onun ekmeğine faiz karışmış durumda. O şöyle durur. Ya bunlar ne gereği var ya? Ne gereği var ya? Hazır Türkiye'mizde, bak dikkat edin üzerinde duruyorum, faizsiz sistem var. Bak ona göre kurumlar var. Demek onlar ayakta durabiliyor. Kazanmasalar her tarafta ne yapamazlar? Yayılamazlar. Kazanıyorlar demek ki. O yüzden dolayı yani bunu mutlaka zaten faizsiz sisteme geçirmiş olsa açık net söylüyorum. Mevla Teala'nın da bereketi olacak. Mevla'nın da rahmeti olacak. Mevla Teala bu İslam'dan kurtulunduğu için Allah Celle Celaluhu harp ilan etmiş olduğu konu kalktığı için de bu sefer bereket %100 olacak ya. %100 olacak yani. Kafamıza 2 kiloluk dolular yağmayacak. Yağmayacak yani. Hem yağmayacak hem de inanın şeyimize de bereket olacak. Şimdi geçenlerde bir açıklama yapmışlardı. Evet. Bu senenin sonunda zannediyorum herhalde. İnşallah. İnsanlara, halka, fakir halka yani faizsiz sistemle ev dağıtılacakları söylendi yani. Şimdi bunu yaptıkları zaman bundan kar etmeyecekler mi edecekler?
Ama faizsiz yapacaklar bunu yani. İşte bunu baştan yapalım da daha sonra bu işleri insanlar ne yapmayalım, şüphe düşürmeyelim ya. Adam ev alıyor. Bir bakıyorsun kalbi devamlı oynuyor. Acaba nasıl oldu diyor. Devamlı oynuyor kalbi yani. Acaba bu krediyle bu evi aldık ama olacak mı? Ya hocam işte bereketsizliğim oldu diyor. Bilmem ne. Ya gördün mü sen işte? O yüzden üzerinde durmak lazım bunun. Yani isyana giden ne olursa olsun, isyan olan ne olursa olsun Türkiye olarak bunun önüne geçmemiz lazım. Halk olarak da bu işe ne yapmamız lazım? Mutlaka dur dememiz lazım. Halkımız da tabii biraz bu işte duyarlı olması lazım. Rabbim başarmayı nasip etsin. Evet. Son sorumuzu alalım hocam. Kısa bir araya gideceğiz. Selamun aleyküm hocam. Vakit namazının sünnetine kazaya niyet etsek olur mu diye soruyor. Şimdi normal şartlarda Hanefi mezhebinde hem sünnetleri kılacaksın hem de kazanı kılacaksın. Bunun üzerinde duruyorum. Evet. Şafii mezhebinde kazası olanları onlara sünnete müsaade yapmıyorlar, etmeyip onlar kaza kılabilirler deniyor. Ama Hanefi de sen daha önce niye namazını kılmadın? Niye namazını kılmadın? Kılmadıysan bunu kalkıp da sünnetten ne yiyeceksin yani? Madem daha önce kılmadıysan bunu ne yap, kazasını yap. Hem kazasını yapacak hem sünnetle kılacak. Ama bazı görüşlerde yine şu görüş de vardır. Zaten eğer kazalarını da kılamamış olsa o sünnetler de kazanın yerine geçer diye ifadeler vardır yani. Onu da bilmek lazım. Ama en güzeli hem sünnetleri kıl, sünnetler sakata gelmesin, hem de kazanı ne yapmış ol, onu da kılmış ol yani inşallah. Evet. Sivas'tan da bir bayan izleyicimiz çok güzel mesajlar gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifini göndermiş. Müslümanlar bir şeyi iyi görürse o Allah indinde de iyidir buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi bizimle paylaşmış. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyicilerimiz, biliyorsunuz Temmuz ayı FM TV'nin kuruluş yıl dönümü olması hasebiyle inşallah bir kısa araya giriyoruz. Oradan sonra bu konuyla tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.